Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 2. dönem sınavı 17 Mart 2024 3. oturum seçmeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 3 ve 4. 533 seçmeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 3. Soru 1. İman 70 küsur parçadır. Haya da imandan bir parçadır. Bu hadiste altı çizili kavram ile aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? A. Alçak gönüllülük, B. Utanma duygusu, C. Merhamet, D. Sabır. Doğru cevap B. Utanma duygusu. Soru 2. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dik başlı huysuz bir deveye bindim. Hırçınlık etmeye başlayınca onu ileri geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rıfk ile davran diyerek müdahale etti. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kavramın anlamlarından biri değildir? A. Ağırbaşlı olmak, B. Nazik olmak, C. İyi muamele etmek, D. Yumuşak davranmak. Doğru cevap A. Ağırbaşlı olmak. Soru 3. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah Celle Celaluhu'ya ihlasla ibadet ederek, namazını dosdoğru kılıp, zekatını vererek dünyadan ayrılırsa, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmış olarak ölür. Bu hadiste altı çizili kavram ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? A. Hikmetle, B. Metanetle, C. Tefekkürle, D. Samimiyetle. Doğru cevap D. Samimiyetle. Soru 4. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cömertliğine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? A. Mescid-i Nebi'yi yeniden inşa ettirmesi, B. Rume kuyusunu satın alarak Müslümanların istifadesine sunması, C. Kur'an-ı Kerim'i çoğalttırıp belli başlı merkezlere göndermesi, D. Tebük seferi hazırlıklarında ordunun bir bölümünün teçhizini üstlenmesi. Doğru cevap C. Kur'an-ı Kerim'i çoğalttırıp belli başlı merkezlere göndermesi. Soru 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'ya itaat edin, peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Sadakallahu'l-Azim. Tegabun suresi 12. ayet. Bu ayette Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerinden hangisine ulaşılabilir? A. Tebliğ, B. Temsil, C. Teşri, D. Teskiye. Doğru cevap A. Tebliğ. Soru 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhtemel yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için ayetleri açıklama gereği duymuştur. Bu durum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi göreviyle doğrudan ilgilidir? A. Tebliğ, B. Tebyin, C. Teşri, D. Teskiye. Doğru cevap B. Tebyin. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin teskiye göreviyle ilgilidir? A. Kur'an-ı Kerim'de hükmü bulunmayan konular hakkında hüküm koyması, B. Kendisine bildirilen vahyi ashabına açıklaması, C. İnsanları yanlış inanç ve uygulamalardan uzaklaştırıp arındırması, D. Kur'an-ı Kerim'i kurallarına uygun olarak okuması. Doğru cevap C. İnsanları yanlış inanç ve uygulamalardan uzaklaştırıp arındırması. Soru 8. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olması onun hangi göreviyle doğrudan ilgilidir? A. Teskiye, B. Tebliğ, C. Tilavet, D. Temsil. Doğru cevap D. Temsil. Soru 9. Bismillahirrahmanirrahim. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Sadakallahu'l-Azim. Bakara suresi 151. ayet. Bu ayetten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerinden hangisi çıkarılamaz? A. Teşri, B. Talim, C. Teskiye, D. Tilavet. Doğru cevap A. Teşri. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A. Tecvid kurallarına riayet etmek. B. Uzatılması gereken yerlerde makam yapmak. C. Harflerin hakkını vererek tane tane okumak. D. Durulması gereken yerlerde durmak. Doğru cevap B. Uzatılması gereken yerlerde makam yapmak. Soru 11. Teym kabilesine mensuptur. Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesini sağlamıştır. Arap toplumunda önem verilen nesep konusundaki bilgisiyle tanınmıştır. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ali radıyallahu anh. B. Hazreti Ömer radıyallahu anh. C. Hazreti Osman radıyallahu anh. D. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Doğru cevap D. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. 534. Seçmeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı 4. Soru 1. Namaz kılarken namazla ilgili tüm hareketleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yerli yerince, acele etmeden ve tam olarak uygulama hangi kavram ile ifade edilmektedir? A. Edille-i şer'iye. B. Adab-ı muaşeret. C. Tadil-i erkan. D. Ef'al-i mükellefin. Doğru cevap C. Tadil-i erkan. Soru 2. Bismillahirrahmanirrahim. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için hak vardır. Sadakallahülazim. Zariyat suresi 19. ayet. Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? A. İnfak ve zekat. B. Tevekkül. C. Oruç. D. Hac. Doğru cevap A. İnfak ve zekat. Soru 3. Hac ibadetinin farz kılındığı ilk yıl Müslümanlara hac yaptırması için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hz. Osman radıyallahu anh. B. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. C. Enes bin Malik. D. Üsame bin Zeyd. Doğru cevap B. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Soru 4. Dini konularda yeterlilik sahibi kişilerin insanları hak yola çağırarak onları her türlü kötülükten uzaklaştırma gayreti için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Biat. B. Hidayet. C. Akide. D. İrşad. Doğru cevap D. İrşad. Soru 5. Her şeyin olması gerektiği yerde bulunması, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelen kavram hangisidir? A. İstişare. B. Barış. C. Adalet. D. Takva. Doğru cevap C. Adalet. Soru 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatında sulh yolunu esas alıp toplumda barışı tesis etmeye çalışmıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir? A. Taif seferine çıkması. B. Mekke'de panayırlara katılması. C. Nüfus sayımı yaptırması. D. Hılful Fudul'e katılması. Doğru cevap D. Hılful Fudul'e katılması. Soru 7. İstişare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Danışılacak kişiler konusunda soy üstünlüğüne önem verilir. B. İstişare edilecek kişilerin doğru sözlü ve güvenilir olmaları gerekir. C. Bir konuyu farklı açılardan değerlendirme fırsatı sağlar. D. Toplumsal hayatın düzenli yaşanmasına imkan tanır. Doğru cevap A. Danışılacak kişiler konusunda soy üstünlüğüne önem verilir. Soru 8. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zengin fakir, güçlü güçsüz, yakın uzak, halk ve eşraf gibi ayrımlara girmeyerek kendisine emredileni en mükemmel şekilde insanlara tebliğ etmiştir. Hukuka aykırı hareket eden herkesi istisna yapmadan sorumlu tutmuştur. Bu durum Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangisine verdiği önem ile ilgilidir? A. İstişareye. B. Adalete. C. Tevazuya. D. Ahde vefaya. Doğru cevap B. Adalete. Soru 9. Medine'de tesis edilen kardeşlik uygulamasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kardeş seçilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Hamza radıyallahu an, B. Hazreti Ömer radıyallahu an, C. Hazreti Zeyd radıyallahu an, D. Hazreti Ali radıyallahu an. Doğru cevap D. Hazreti Ali radıyallahu an. Soru 10. Hasetten sakının çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar bitirir. Bu hadiste sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabırsızlık, B. Kıskançlık, C. Bozgunculuk, D. Haksız kazanç. Doğru cevap B. Kıskançlık. Soru 11. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine'de Müslümanlara ait bir pazar yeri kurmuştur. Esnafın sabit yerler edinmesi yasaklanarak ticaret yapmak isteyenlere fırsat eşitliği sağlanmıştır. Medine'deki diğer pazarların aksine vergi alınmadığı için burası kısa sürede rağbet edilen bir yer haline gelmiştir. Müslümanlara ekonomik bağımsızlık kazandıran bu pazarın denetimini de ihmal etmemiş, bu iş için görevliler tayin etmiştir. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ticaretin İslami usullere göre yapılmasına önem vermiştir. B. Diğer din mensuplarıyla Müslümanlar arasında rekabet ortamı oluşturmuştur. C. Mekke ile ticari ilişkiler geliştirilmiştir. D. Şehrin ticaretinde söz hakkı tamamen Müslümanlara geçmiştir. Doğru cevap A. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ticaretin İslami usullere göre yapılmasına önem vermiştir. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.